Evet arkadaşlar 13. ünitedeyiz. 24. seansımızdayız. Osmanlı Devleti'nde demokratikleşme. Şimdi bu da gerçekten önemli ünitelerden, konulardan bir tanesi. ÖSM önem veriyor. Tekrar dikkatinizi çekmek istiyorum. Senedi İttifak, Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı, 1. Meşrutiyet, 2. Meşrutiyetlerin ilan edilmesi ve Osmanlı Devleti'nde darbelerden bahsedeceğim bu seansımızda. Önce Senedi İttifak'la başlayalım. Senedi İttifak 1808'e ilan edilmiştir. Şimdi... İkinci Mahmut döneminde arkadaşlar ilan ediliyor. E, kimle gerçekleştirilmiştir? Ayanlarla yapılmıştır. E, burada ayanlar kimdir? Ayanlar devlet ile halk arasında köprü görevi e, kuran insanlardır. Bunlar e, güçlü insanlar. Aynı zamanda zengin toprak sahipleri de denilebilir. Sadrazamlığa getirilen Rusçuk ayağına Alemdar Mustafa Paşa'nın yönlendirmesiyle yapılıyor 2. E, Mahmut döneminde. Burada e, daha önceki derslerimizde bahsettik. Tımar sisteminden, iltizam sisteminden bahsetmiştik. Tımar sisteminin yerine zamanla tabii ki bu e, iltizam sisteminin alması ayağınların güçlenmesinde e, oldukça önemli bir e, gerekçedir aslında. iltizam sisteminden de malikane sistemine geçilmesi suretiyle Taşra'daki Üst düzey yöneticiler görev yerlerine gitmediler. Kendi yerlerine mütesellim, voyvoda gibi isimlerle çeşitli vekiller atamışlardır, tayin etmişlerdir. Merkezi otoritenin zayıflaması üzerine devlet ayanlarla işbirliğini arttırarak onları meşru hale getirmiştir. Ayanlar halk tarafından seçilerek kendilerine e, padişah tarafından e, bir berat, onay verilmiştir arkadaşlar. Önemi Ayanların varlığı hukuk iyileşmiştir Bu antlaşma e, antlaşmayla beraber diyelim. Bu senetle beraber padişahın yetkileri ise burada bakacak olursanız ilk defa sınırlandırılmıştır ve ilk defa padişah kendi otoritesi yanında bir güç olarak ayanların varlığını kabul etmiştir sevgili arkadaşlar. Ve aslında bu durum devletin e, ayanlara söz geçiremeyecek kadar da zayıf olduğunu göstermektedir. E, bir nevi de Osmanlı Devleti'nde demokratikleşme hareketinin de ilk adımı e, sayılmıştır. E aslında burada şöyle bir şey var. Mesela ayanların padişahın emirlerine uyacaklarına söz vermeleri merkezi otoriteyi bir yönüyle güçlendirebilir. İşte bu vergi toplamada, asker toplamada yardım edeceğiz diyorlar vesaire. Ama dedi demin de söylediğimiz gibi padişah kendi otoritesinin gücü dışında bir güç olarak ayanları kabul etmiştir. Bu da merkezi otoriteyi zayıflatır. Yani iki yönü var. Soruları çözerken buna dikkat edelim. İngiltere'de 1215'te ilan edilen kral ile asiller arasında imzalanan Magna Carta'ya benzemektedir arkadaşlar. E, yalnız Magna Carta libertatum yani büyük şartta kral e, soyluların zorlamasıyla böyle bir şey yapmıştır, imzalamıştır. Ama Burada 2. Mahmut yine kendi isteğiyle bu belgeyi imzalamıştır. Aradaki farka da dikkatinizi çekiyorum. 2. Mahmut'un 1808'de ayanlarla yaptığı senedi ittifakta aşağıdaki konulardan hangisine yer verilmemiştir diyor. Mesela bakalım hangi konuya yer verilmemiştir. Kapıkulu ocaklarında bir isyan çıkması durumunda ayanların isyanı bastırması. Zaten arkadaşlar burada 2. Mahmut bir de Yeniçerilere karşı aslında alternatif bir güç olması açısından da ayanları... E, tanımıştır. Gerçi daha sonra köy ve mahalle muhtarlıkları kurdurmak suretiyle ayanlığı da ortadan kaldıracak. E, ve ayanların devletin emirlerine uyma sözü vermesi, ayanların kendi bölgelerinde asker ve vergi toplayabilmesi, kişi hakları, kanun gücü, hukukun üstünlüğü kavramlarının güvence altına alınması, ayanların resmen tanınması. Şimdi ayanların resmen tanındığını söyledik senede ittifakla. Yine ayanlar devletin emirlerine uyacaklar, kendi bölgelerinde asker ve vergi toplayabilecekler. Kapıkulu ocaklarına bir isyan çıkarsa yine ayanlar bu isyanı bastıracak. Bunlar var senede ittifakın içeriğinde sevgili arkadaşlar. Ancak hukukun üstünlüğü kavramını burada işte kişi hakları, kanun gücü bunu tanzimat fermanında göreceğiz. Dolayısıyla da doğru yanıtımız D seçeneği olacaktır sevgili arkadaşlar. Evet. Bir diğer soru Padişah 2. Mahmut'un ayanlara bir takım haklar tanıması ve bu, ve bu hakları bir protokol olarak imzalaması durumlarından hangileriyle ilişkilendirilebilir? Ayanların resmiyet kazanması ile ilişkilendirebiliriz bunu. Çünkü bir protokol olarak imzalandı artık bu resmidir. Ayanlar resmiyet kazandı. Demokratikleşme alanında adım atılması demin de söylediğim gibi kesinlikle bu da var. Ama padişahın monarşik gücü arkadaşlar padişahın kendi gücü dışında bir gücün e, kabul edilmesiyle monarşik güç pekiştirilemez bu doğrultuda. E, o yüzden olumsuz bir etkidir aksine o yüzden de doğru yanıtımız C seçeneği olacaktır. Evet şimdi gelelim tanzimat fermanına arkadaşlar. Şimdi 1839'da tanzimat fermanı ilan edildi. Osmanlı Devleti'nde 1839'dan 1. Meşrutiyet'in ilan edildiği 1876'ya kadar biz tanzimat dönemi diyoruz. Ee, hangi padişah var bu sırada? Abdülmecit var. 1. Abdülmecit döneminde. Mustafa Reşit Paşa Dışişleri Nazırı tarafından hazırlanmıştır. Gülhane Parkı'nda okunmuştur. Gülhane Hattı Hümayun'u da denilmektedir. Şimdi bu ferman ile Osmanlı Devleti Avrupalıların kendi iç işlerine karışmasını engellemeye çalışıyor. Avrupa ile ilişkileri aynı zamanda geliştirmek istiyor. Bir de o sırada Mehmet Ali Paşa, Kavala'da daha önceki seanslarda bahsettim. Mehmet Ali Paşa isyanla karşı Avrupalıların yardımına e, almakta istiyor aynı zamanda e, ki zaten şöyle bir şey var bu e, Mısır sorununu çözmek için toplanan 1840 Londra konferansı öncesinde 1839'da ilan edilmiştir Tanzimat fermanı buna da dikkat etmek gerekiyor şimdi Tanzimat fermanı içerisinde neler var arkadaşlar bu fermanda Müslüman gayrimüslim fark etmez herkes can mal ve namus güvenliği devletin garantisindedir bakın Müslümanlar ve gayrimüslimler yani bu ferman Tüm halkı kapsamaktadır. Buna özellikle dikkat edelim. Yargılamalar açık yapılacak deniyor. İşte mahkeme edilmeden kimse idam edilmeyecektir. Avrupa hukuk kurallarına göre işleyen nizamiye mahkemeleri kurulmasını ortam hazırlamıştır. Müsaadele kaldırılacaktır. Şimdi e, müsaadele nedir? Aslında müsaadele herkesin e, işte bu ölen devlet memurlarının malının DT kalmasıydı. Bu uygulamanın kaldırılmasıdır. Gerçi ikinci mamus zamanında kaldırıldı ama burada bir kez daha e, vurgulanmışlar. Tanzimat fermanında herkes kendi malına mülküne sahip olacaktır. Miras bıra bırakabilecektir. Yani özel mülkiyeti güçlendiren bir gelişmedir. Bu şekilde e, müsaadele bazen sorularda geliyor. Dikkatinizi çekiyorum. Yani özel mülkiyeti güçlendirir. Vergiler herkesten gelirine göre alınacaktır. E, rüşvet ve iltimas yani adam kayırma kanunlarla önlenecektir. Askerlik işleri düzene konacaktır ve arkadaşlar askerlik bir vatan borcu haline dönüşmüştür. Yani Müslümanlar askerlik yapıyordu. Biliyorsunuz ki gayrimüslimler yapmıyordu. Bu bütün halkı kapsıyor. Madem herkes eşitse o zaman gayrimüslimler de askerlik yapacaktır deniliyor. Ama tabii ki bu fermandan bu durumda gayrimüslimler pek memnun kalmıyorlar. Şimdi Tanzimat Fermanı'nın özelliklerine şöyle bir bakalım. Osmanlı yöneticileri kendi istekleriyle bunu ilan etmiştir ve aynı zamanda Osmanlı halkı için sosyal ve hukuki alanda bir eşitlik ilkesi benimsenmiştir. Kanunun her şeyin üzerinde olduğuna vurgu yapılmıştır. Yani padişah Abdülmecit bile ben diyor ki ben buna uyacağım diyor. Yani kanun hukuk her şeyin üzerindedir. Padişah ilk defa kendi gücü üzerinde kanun gücünü kabul etmiştir. Tanzimat fermanı ile beraber. Ve arkadaşlar Osmanlı'da anayasal düzene başlangıç noktası tanzimat fermandır. Yani anayasal düzen tamam birinci meşrutiyet kanuni esası ile başladı ama anayasal düzenin başlangıç noktası tanzimat fermandır diyebilirsiniz. Bu arada padişah dediğimiz gibi ferman hükümlerine herkes gibi kendisinin uyacağını belirtmiştir. Ve kendi yetkilerini kendisi sınırlandırmıştır aslında. Ve e, batılı anlamda kanun gücüyle güvence altına alınan kişi hakları. Mülkiyet hakkının güvence altına alınması, müsaadenin kaldırılması, adalet ve eşitlik gibi kavramlar Osmanlı Devleti'nde ilk defa belirtilmiştir. Bu ferman ile beraber. Ve Tanzimat'ın niteliği ve önemine bakacak olursak Tanzimat Fermanı Türklerin ilk temel haklar beyannamesi veya e, haklar fermanıdır. Burada kanunların Aynı zamanda hazırlanması için Meclis-i ahkâm-ı adliye adı verilen bir kurulun oluşturulması ve bu kurulun hazırladığı kanunları padişahın onaylaması anlayışına yer vererek hukukun üstünlüğü esası e, ifade edilmiştir bu belgeyle. Hukuk her şeyin üzerindedir. Bakın tekrar belirtiyoruz. Tanzimat fermanı anayasa değil, anayasal belge niteliğinde olup padişahın kendi idaresiyle tek taraflı ilan etmiş olduğu bir belgedir diyebiliriz. Evet, Tanzimat fermanı anlayışlarından hangilerini içerir? Teba arasında eşitliği sağlama. Evet herkes arasında Müslüman gayrimüslim eşitliği sağlıyor. Padişahım ben dahi söz veriyorum fermana uyacağım ifadesiyle kanun üstünlüğünü kabul etme. Askerliği vatan mesleği sayma anlayışıyla gayrimüslimlerin de askerlik yapmasını sağlama. Evet dolayısıyla da burada arkadaşlar her üç öncülde doğrudur. E seçeneği. Bir sorumuz daha var. Tanzimat fermanında aşağıdaki konulardan hangisine yer verilmemiştir? Kişilerin can güvenliğinin sağlanmasına yer verilmiştir. Vergiler herkesten gelirine göre alınacaktır. Mülkiyet hakkı korunacaktır ki müsaadele dedik. Asker alım işleri bir düzene bağlanıyor. E, bu da vardır. Ancak seçimlerin 4 yılda bir yapılacak olması bu meşrutiyet döneminde göreceğimiz e, bir gelişmedir. O yüzden doğru yanıtımız D seçeneği olacaktır sevgili arkadaşlar. Gelelim tanzimat döneminde ilan edilen bir diğer fermana, ıslahat fermanına 1856'da ilan ediliyor. Şimdi Osmanlı'nın bir iç düzenleme girişimidir sadece azınlıklara yöneliktir. Buna rağmen Paris Antlaşması'na eklenmek suretiyle siyasal bir nitelik kazandığını Paris Antlaşması'na anlatırken de belirtmiştim size. Burada sadrazam aynı zamanda harici, dışişleri nazırı, devlet adamları ve Avusturya, İngiltere ve Fransa'nın büyük tarafından hazırlanıyor aslında bir Fransız tezidir. Müslümanlar ile Hristiyanlar arasında eşitliği sağlıyor. Bu fermanla Avrupalıların Osmanlı'nın iç işlerine karışmaları önlenmek istenmiştir. Zaten arkadaşlar şu an 19. yüzyıldaki ıslahat hareketlerinden bahsediyorum ve bütün bu ıslahatların temel amacı aslında Osmanlı devletinin dağılmasını engellemektir. Onu da belirtmek istiyorum. Zaten çünkü eğer Avrupalı devletler Osmanlı iç işlerine karışırlarsa ne olurlar? Bu Osmanlı'nın dağılmasını maalesef hızlandırır. Evet, ıslat fermanına göre her çeşit memurluklara, okullara, askeri hizmetlere Müslüman olmayanlar da kabul edilecektir. Ee, burada cizye harç ve iltizamın kaldırılacağından bahsediliyor. Cizye gayrimüslimlerin verdiği vergiydi askere gitmeme karşılığında. Haraç da e, ürün üzerinden verdikleri vergiydi. Patrikhanelerde yeni meclisler kurulacak. Meclislerin verecekleri kararlar devlet tarafından onaylandıktan sonra yürürlüğe girecek. Patrikler ömür boyu seçilecek. Şehir ve kasabalarda... Bulunan kilise, manastır, mezarlık, okul ve hastane gibi yerlerin tamirinin yapılmasına izin verilecek. Azınlıklar mal mülk edinebilecektir. Şirket ve banka kurmalarına imkan e, tanınacaktır diyoruz. Aynı zamanda vergi vermek şartıyla yabancı uyrukulların da mal mülk edinmelerine izin veriliyor. E, ırk, dil, din fark gözetilmeksizin hiçbir mezhep diğerine üstün sayılmayacak. Kimse din değişmeye zorlanmayacak. Devlet hizmetlerine ve okullara bütün uyruklar eşit alınacak. Mahkemeler açık açık olacaktır. Keyfi cezalar verilmeyecektir. Müslümanlar ve gayrimüslimler arasındaki davalara karma mahkemeler bakacaktır. Azınlıklar il genel meclislerine üye olma hakkına e, sahip olacaktır deniliyor. Yani görüldüğü gibi e, ıslahat fermanı sadece ve sadece azınlıklara yöneliktir. Azınlıkları kapsa yani gayrimüslimleri kapsamaktadır. Yalnız e, Avrupalı devletlerin baskısı sonucunda hazırlanmıştır. geçmişte bir sınav sorusuydu bu. Hangisinde Avrupa'nın baskısı var diye bir soru vardı. Seçeneklerde tanzimat ve ıslahat var. Cevap ıslahat fermanı. Dikkatinizi çekiyorum. Paris Antlaşması'nın maddelerinden biriydi. Böylece siyasal bir nitelik kazanmıştır. Avrupalı devletlerin Osmanlı devletinin iç işlerine müdahalesine ortam hazırladı. Aslında biz iç işlerimize karışmasınlar diye ilan ettik. Ama bu sefer fermanı kullanarak iç işlerimize karıştılar. Balkanlardaki azınlık isyanlarının da hızlanmasında etkili olmuştur aynı zamanda onu da söyleyelim. Şimdi Tanzimat Fermanı'ndan daha kapsamlı olan Islahat Fermanı Müslümanlar ile gayrimüslimler arasında her açıdan eşitlik sağlamayı Hedef edindi. Burada bakacak olursak din, vergi, askerlik, yargılama, eğitim, memurluk ve temsil alanında o zamana kadar fark olan farklılıkların kaldırılması amaçlanmıştır. Şimdi Tanzimat Fermanı gibi ıslahat fermanı da padişahın tek taraflı ilan ettiği bir e, belgedir. Hem Tanzimat hem ıslahat tekrar hatırlatıyorum Abdülmecit, 1. Abdülmecit zamanında ilan edilmiştir. Aynı zamanda Osmanlı ülkesinde azınlık okullarının ve yabancı okullarının yaygınlaşmasına da yine ortam hazırlayan bir belgedir. Bunun da altını e, çizelim ve bu iki fermanın ilan edilmesinde Frans ihtilali sonucunda yaygınlaşan milliyetçilik akımı, ulusçuluk son derece etkili olmuştur. Ve Avrupalıların işte azını haklarını korumak bahanesiyle Osmanlı'nın iç işlerine karışmalarını engellemek yine etkili olmuştur. Yine Osmanlı'da Avrupa usulünde eğitim görmüş aydınların bir etkisi var. İşte o e, oradaki tarzları Osmanlı'ya yerleştirmeye çalışıyorlar. Birlik ve beraberliğin korunması ve dağılmanın önlenmek istenmesi yine aynı şekilde. Ve tanzimat fermanı tüm toplumu kapsıyor ancak ıslahat fermanı daha çok azınlıklara yönelik. E, demin de söylediğim gibi ama tabii ki bu arada azınlıklar e, ıslat fermanı ile askerlikten yine muaf tutuluyorlar. Dolayısıyla da bu fermandan da e, Müslümanlar pek memnun kalmıyorlar arkadaşlar. Islahat fermanının aşağıdakilerden hangisine yer verdiği savunulamaz diyor. Burada, Müslüman olmayan halka ilk kez din ve vicdan özgürlüğü tanınması. Şimdi ilk kez dediği için bu doğru bilgi değil ama ben dediğim gibi muhakkak diğer seçeneklere de bakalım. Gayrimüslimlerin nakdi bedel ödeyerek askerlikten muaf tutulması. Evet tanzimatta herkes askerlik yapacak denildi. Önceden gayrimüslimler askerlik yapmıyorlardı. Tanzimatta tekrar yapılacak denildi. Ee, sonra ıssat fermanıyla tekrar nakdi bedele geçildi. O yüzden bu var. Müslüman olmayan halkın et memuru olabilmesi, Hak, böyle bir hakları var. Yabancılar Osmanlı ülkesinde mülk edinebilecektir ve kendi okullarını açabileceklerdir. O yüzden B, C, D, E seçenekleri doğrudur. Ama ilk defa halka din ve vicdan özgürlüğü tanındığı söylenemez. Çünkü Osmanlı devleti kurulduğu günden itibaren e, istimalet, adalet ve hoşgörü politikasını uygulamıştır. Fethettiği yerlerdeki halka adalet ve hoşgörüyle zaten yaklaşmıştır. Bu da o bölgelerde fethedilen yerlerde kalıcı olmasını sağlamıştır Osmanlı'nın. O yüzden doğru yanıtımız, doğru yanıtımız A seçeneği olacaktır. Sevgili arkadaşlar. Bu tanzimat döneminde bir şeyden daha bahsetmek istiyorum. 1867'de Ahmet Cevdet Paşa tarafından Mecelle denen bir medeni kanun hazırlanmıştır. Ve Mecelle denen medeni kanun arkadaşlar Türkiye Cumhuriyeti'nde 1926'da Türk Medeni Kanunu yürürlüğe girinceye kadar da yürürlükte kalmıştır. Onu da belirtmek istiyorum. Bazen sorularda da gelebiliyor. Evet arkadaşlar gelelim birinci meşrutiyetin ilan edilmesine 23 Aralık 1876'ya. Şimdi e, 2. Mahmud döneminde bu Avrupa'ya gönderilen, gönderilen öğrenciler var. Bunlar Osmanlı Devletinin toprak bütünlüğünü, millet bütününü korumak istiyorlar. Çok güzel. Ve bu önemsedikleri Osmanlıcılık fikri sonucunda Jön Türklerin baskısı ile 2. Abdülhamit tarafından ilan edilmiştir. Yani 1. Meşrutiyet'te Jön Türklerin baskısı var, Osmanlıcılık fikir akımı var ve 2. Abdülhamit tarafından ilan ediliyor. Zaten Tanzimat ve Islahat fermanlarında da Osmanlıcılık fikir akımı vardır. Fikir akımlarından birazdan bahsedeceğim zaten. Avrupalı devletlerin azınlıklar aracılığıyla Osmanlı Devleti'nin yine iç işlerine karışmalarını engellemeyi hedefliyoruz. Ve Rusya'nın izlediği bu Balkanlardaki panslavizm politikasını yani Slav ırkından olanların Rus çatısı altında birleşmesini engellemek ve bunların isyanlarına engel olmak amacıyla ilan ediliyor. Ve bakın meşrutiyetin ilanı ile Osmanlı tarihinde halka temsil hakkı e, kanunlarla sağlanıyor. Bu kanunda kanuni esasidir. Yürürlüğe giriyor ve Osmanlı Devleti bakın anayasa düzene geçmiştir. Demin ne dedim? Tanzimat Fermanı anayasal düzene geçişin bir başlangıcıdır. Ama anayasal düzene tam olarak neyle geçtik? Evet birinci meşrutiyetle beraber, kanuni ile beraber ikinci Abdülhamit döneminde geçtik sevgili arkadaşlar. Ve özellikle bunun ilan edilmesiyle beraber 1876'da o sırada toplanan Haliç Konferansı var. Tersane Konferansı. 93 Harbi'ni anlatırken de bahsetmiştim. Ee, bundan önceki seansımızda ve Osmanlı aleyhine kararlar çıkmasını e, önlemek amaçlanmıştır. Yani tam konferansın toplandığı gün biz birinci meşrutiyeti ilan ediyoruz. ÖSYM sorusu. Niye o gün biz kon, e, konferansın toplandığı o gün e, meşrutiyeti ilan ettik işte kanuni esası vesaire neden? Çünkü konferansın alacağı kararlarda etkin olabilmek için böyle bir şey yapıyoruz sevgili arkadaşlar. Evet şimdi e, 23 Aralık 1876'da birinci meşrutiyetin ilanı ile aşağıdakilerden hangisinin amaçlandığı savunulamaz. İstanbul'da toplanan Haliç Konferansı'nda Osmanlı aleyhine kararlar çıkmasını önlemek istiyoruz. Bu var nedenler arasında. Balkan uluslarına yönetimde temsil olanağı sunulacak. Çünkü azınlıkları da meclise alacağız. Meclisler açılıyor ve azınlıklar mecliste yer alacak. Padişah otoritesine yeniden güç kazandırılması. Arkadaşlar birinci meşrutiyette biz işte padişaha yeniden güç kazandıralım gibi bir amaç yok. Zaten meclisi açıyoruz. Halk dolaylı da olsa ilk defa yönetime katılıyor padişahın yanında. Böyle bir amaç söz konusu değil. Batılı devletlerin Osmanlı'nın iç işlerine karışmalarını yine engellemek istiyoruz. Birlik ve beraberliği korumaya çalışıyoruz arkadaşlar. Ülkenin dağılmasını, çöküşünü engellemeye çalışıyoruz. O yüzden padişah otoritesine yeniden güç kazandırmak gibi bir amacımız yoktur. Bu yüzden C seçeneğimiz doğru olacaktır. Şimdi burada Birinci e, meşrutiyet dönemindeki önemli gelişmelerden bahsedelim. Yasama, yürütme ve yargıdan e, çünkü bu önemli meşrutiyetlerle ilgili sorular geliyor. Bunları biraz bir detaylıca bilelim arkadaşlar. Şimdi meclisler açıldı. Mebusan meclisi ve ayan meclisimiz açıldı. Üyeleri halk tarafından e, 4 yıl için seçiliyor. Yalnız burada erkeklerin seçme seçilme hakkı var onu belirtelim. E, 69 Müslüman var ve ona yakın oranda bakın 46 gayrimüslim milletvekili var. Ve e, burada bakacak olursanız toplam 115 mebus milletvekili yer alıyor. Bir de şöyle bir durum var. Her 50 bin erkeğin bir mebus seçmesi kararlaştırılıyor. Ve de seçimler gizli oy esasıyla iki dereceli yapılması sonucunda halk yönetime katılıyor. Aslında bu yönüyle ulusal egemenlik ilkesiyle de bağdaşmaktadır. Bir kere zaten meclis var. Meclis ayağına bakalım. Padişah tarafından ömür boyu seçilmektedir. Bu yönüyle ulusal egemenlik anlayışıyla takdir edersiniz ki bağdaşmaz. Çünkü padişah ömür boyu seçiyor. Üye sayısı Mebusan Meclisi'nin üçte birini geçmemesi esasıyla oluşturulmuş ve 26 üyeden oluşturulmuştur. Onu da belirtelim. Meclis arkadaşlar 19 Mart 1877'de çalışmaya başladı. Meclisin açıldığı günden işte 36 gün sonra bir ayı geçti. 24 Nisan 1877'de Osmanlı-Rus Harbi, Tarihi 93 Harbi çıktı ve padişah 14 Şubat 1878'de meclisi kapatmıştır. Müslüman olmayan bir kendi milli çıkarları doğrultusunda hareket ettikleri için meclis kapatılmıştır. Yani şöyle söyleyeyim. Mecliste azınlık milletvekilleri Rus yanlısı söylemleri var. Bunun üzerine tabii ki 2. Abdülhamit bu duruma son derece sinirleniyor ve de tepkisini koyuyor. Meşrutiyeti e, sona erdirmiştir. Meclisler kapandı. Kanuni esası artık rafa kalktı. Bundan sonra 2. Abdülhamit 30 yıl boyunca kendi istibdat yani baskı yönetimini kurmuştur arkadaşlar. Evet e, şimdi yürütmeden bahsedeceğiz. Yürütmenin başı tabii ki padişah biliyorsunuz ki ama padişah siyasi nedenlerle e, siyasal nedenlerle görevden alınamıyor. Hakkında hukuk veya ceza davası açılamıyor. Şimdi padişah yürütme organının başı olarak bakın bakanları tayin edebilir az edebilir. Rütbe ve nişan verebilir. Para basılması, uluslararası antlaşma yapılması, harp ve sulh ilanı, karar ve deniz kuvvetleri komutanlarının atanması, kanun ve şeriat hükümlerinin, din hükümlerinin uygulanması, cezaların hafifletilmesi veya affedilmesi, meclis-i mebusanın toplantıya çağrılması veya tatil edilmesi, istediği kişileri sürgüne gönderilmesi gibi yetkileri vardır. Oldukça fazla yetkiler arkadaşlar. Aynı zamanda heyeti vükela var. icra vekilleri heyeti yani bugünkü manada bakanlar kurulu gibi düşünebilirsiniz. Bunun başındaki kişi de sadrazamdır. Sadrazam'dan başka Şeyhülislam ve diğer vekiller doğrudan doğruya padişah tarafından atanan heyeti vükela üyeleridir. Heyeti vükela meclise karşı değil buraya dikkat edelim padişaha karşı sorumludur. Ve mesela Mevbusan Meclisi güvensizlik oyuyla heyeti vükelayı yani bakanlar kurulunu düşüremez. Yargıya bakıyorum kanuni esasiye göre padişahın yargılama yetkisi yoktur. Bağımsız mahkemeler tarafından yargılama gerçekleştirilecektir diyoruz. Şimdi görüldüğü gibi birinci meşrutiyette padişah etkin. Mesela padişah meclisi açıp kapama yetkisi var. Kinitekin padişah bu yetkiyi kullandı birinci meşrutiyete son verdi. Kendisi dedi ki istibdat baskı rejimini kurdu dedik. Mesela hükümet yapmış olduğu işlerde meclise karşı değil padişaha karşı sorumludur. Yani arkadaşlar bu da geçmiş yıllarda sınavda geldi. Birinci meşrutiyet döneminde padişahın etkinliği devam ettiği için meşruti monarşidir. Yani monarşik düzen izlerinin oldukça derin bir şekilde devam ettiğini görüyoruz. Ama e, meşrutiyet ilan edildi. Padişah var, yanında bir meclis var ve anayasa var. Zaten meşruti düzen budur. Şimdi 23 Aralık 1876'da birinci meşrutiyet ilan ediliyor arkadaşlar. Kanuni esas yürürlüğe konuyor ve 19 Mart 1877'de ilk Osmanlı parlamentosu olan meclisi mebusan resmen açılmıştır. Ve meclisi mebusunda halkın seçtiği 46 tane gayrimüslim, 69 müslüman mebus yer almıştır. Ee, ve ayrıca üyelerini padişahın atadığı ve ömür boyu görev yapan 26 üyeyle meclisi ayağında açılmıştır diyoruz. Ve e, bu bilgilere göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? Ulus egemenliği ile bağdaşan uygulam uygulamaların görüldüğü. Evet tabii ki meclislerin açılması mesela ulusal egemenlikle alakalıdır. Halkın padişahın yanında e, yönetime katılması e, burada tabii ki var çünkü halkın seçtiği diyor azınlıkların tüm isteklerinin karşılandığı. Bu değil ama diğerlerine bakalım. Egemenlik anlayışında değişiklik yaşandı. Evet egemenlik anlayışında değişiklik yaşandı. Çünkü Osmanlı kurulduğu günden itibaren mutlakiyetle monarşik düzenle yönetiliyor. Tek kişi egemenliğiyle. Bu ilk defa 23 Aralık 1876'da kaldırıldı. Ee, anayasal düzene geçildi. Ee, evet kanuni esası Osmanlı'nın ilk anayasasıdır. İlk ve tek anayasası zaten. Ee, ve de arkadaşlar azınlıkların tüm isteklerinin karşılandığı gibi bir bilgiye bu parla, bir paragraftan ulaşmamıza imkan yok. O yüzden C seçeneği. Evet gelelim arkadaşlar ikinci meşrutiyet dönemine. Şimdi dedik ki arada 30 yıl ikinci Abdülhamit baskı istibdat yönetimini kurdu. Ama bu arada meşrutiyet taraftarları halen e, bu e, meşruti yönetimin geri gelmesi için çalışmalarını devam ettiriyorlar. Şimdi 1889'da bir iddiada Osmaniye adı verilen e, İstanbul Askeri Tıbbi Okulu'nda kurulan İttihat Terakki Partisi'nin çalışmalarıyla ilan ediliyor. ikinci meşrutiyet ve burada... Ee, zaten Balkan bunalımının da etkisiyle ittihatçıların merkezi Rumeli. Balkanlar olmuştur yani. Şimdi ittihatçılar 1876'da ilan edilen kanuni esası yeniden yürürlüğe koymak için ve ikinci e, Abdülhamit'in bu baskılarına son vermek için ve Türklük bilincini uyandırmak amaçlarını gözetmişlerdir. Zaten birinci meşrutiyet de Osmanlıcılık ikincisinde Türkçülük akımı etkilidir. Her ikisi de ikinci Abdülhamit döneminde ilan ediliyor ve birincisinde işte genç Osmanlılar Jön Türkler dedik ikincisinde ise zaten İttihat ve Terakki etkili oldu. Rumeli'deki 3. Ordu subaylarından kolağası Niyazi Bey'in 3 Temmuz 1908'de Resne'de ayaklandığını ve Binbaşı Enver Bey'in de desteğiyle kısa sürede yayılan bu hareketin 23 Temmuz 1908'de Selanik ve Manastır'da ikinci Meşrutiyet'in ilanıyla etkinlik alanını daha da genişlettiğini görüyoruz. İngiltere ile Rusya arasında gerçekleşen bu reval görüşmeleri de daha önce bahsetmiştim. İngiltere Rusya'yı Rusya'da İngiltere'yi Osmanlı üzerindeki emellerini de serbest bıraktı. Dolayısıyla da Reval görüşmeleri bunun ilanında, ikinci e, meşrutiyetin ilanında etkili olmuştur. Ve de 24 Temmuz'da da Meclis-i Umumi toplanıyor, Padişah ve 1876 Anayasası yürürlüğe girdi diyor. Şimdi ikinci meşrutiyetin ilanıyla ülkedeki siyasi görüş farklılıkları Türk tarihinde ilk defa çok partili seçimler yapılmasına neden olmuştur. Yani ilk defa Türk tarihinde çok partili hayata ikinci meşrutiyet döneminde geçilmiştir. Burada seçimlere İttihat ve Terakki Cemiyeti ile Prens Sabahattin'in Osmanlıcı ve Ademi Merkeziyetçi Partisi katılmıştır. İki dereceli seçimler yapılıyor ve 11 Aralık 1908'de tamamlandı. 275 milletvekili ile meclis umumi açılmıştır arkadaşlar. İki dereceli seçim sistemi nedir? bu sonra daha sonra Cumhuriyet döneminde kaldırılacak. Önce seçmenler mebusları seçecek kişileri belirliyor. Sonra da bu kişiler mebusu seçiyor. Yani ben gidiyorum e, mebus, bir kişiyi seçiyorum. Mebusu seçecek kişiyi belirliyorum. O kişi de e, gidip milletvekili yani mebusu belirliyor. İki dereceli seçim sistemi budur. İşin özü bu yani. Seçmen yaşı e, 25'tir. Seçim, seçilebilme yaşı ise 30 olarak belirlenmiştir. Ve e, 1909'da kanuni esasında yapılan değişikliklerle siyasal örgütlenme ve toplanma hakkı tanınmıştır. Ve Türk demokrasi tarihinde gerçek anlamda Siyasi partilerin kurulması sağlanmıştır. Meşrutiyetçi bir yapı ve parlamenter hükümet modeli benimsenmiştir. Şimdi e, arkadaşlar ikinci meşrutiyet de birinci meşrutiyeti mukayese ederseniz tabii ki ikinci meşrutiyet çok daha demokratiktir. E, çünkü önemli değişiklikler yapılacak. Şimdi birazdan bahsedeceğim. Sorumuza bakalım. Verilen bilgilerde oltsusunda hangisine ulaşılamaz deniliyor. Resneli Niyazi Bey 3 Temmuz 1908'de meşrutiyet için ayaklanıyor ve bu isyanı binbaşı Enver Paşa da destek verdi. Manastır ve Makedonya'da iddiaçılar 23 Temmuz 1908'de meşrutiyeti ilan etti ve bu fiili durumu padişah 2. Abdülhamit 24 Temmuz 1908'de meşrutiyeti yeniden resmen ilan ederek meşrulaştırmıştır. Yani yasal hale getirmiştir. Şimdi Osmanlı'da halkın yönetime katılmasına yönelik çalışmalara iddiaçların öncülük ettiğini zaten burada bariz bir şekilde ulaşabiliriz. İkinci Abdülhamit tahtına indirildi mi? Aslında indirilecek ama burada var mı? Yok. Diğer seçeneklere bakalım. Manastır ve Makedonya'da yenilik taraftarlarının çoğunlukta olduğuna ki orada başlıyor zaten özellikle. İkinci meşrutiyetin ilanının ikinci Abdülhamit döneminde olduğuna. Evet o bariz belli. Kanuni esasinin burada yine yürürlüğe girdiğine aynı zamanda Buna da ulaşabiliyoruz ama 2. Abdülhamit'in e, tahttan indirildiğine verilen bilgilere dayanarak ulaşamadığımıza göre demek ki doğru yanıtımız B seçeneği olacak sevgili arkadaşlar. Evet 2. Meşrutiyet döneminde 1908-1918'i kapsıyor bu arada İttihat Velaki Partisi'nin yanında. E, fırkayı Ahrar var. Ahrar fırkası, Hürler fırkasıdır. Ana muhalefet partisidir. E, Osmanlı Demokrat fırkası var. İttihadı Muhammedi fırkası var. Mutedil Hürriyet Pervaran fırkası. Islahatı Esasiye Osmaniye fırkası. Ahali fırkası. Osmanlı Sosyalist fırkası. Milli Meşrutiyet fırkası. Hürriyet ve İtilaf fırkası gibi partilerde faaliyet göstermiştir. Yani Osmanlı Devleti'nde ya da şöyle söyleyeyim Türk tarihinde ilk defa çok partlayan ikinci meşrutiyet döneminde görülmüştür arkadaşlar. Gelelim Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde devleti dağılmaktan kurtarabilmek amacıyla ortaya atılan çeşitli fikir akımlarına. Önce Osmanlıcılıkla başlayalım. Osmanlıcılık nedir? Osmanlıcılık, Osmanlı Devleti'ni oluşturan tüm milletleri adalet, eşitlik, hürriyet ölçüleri içinde bir arada tutup Osmanlıcılık duygusuyla bir Osmanlı toplumu oluşturmayı hedeflemiştir. Şimdi burada Balkan savaşları ile Balkan uluslarının Osmanlı'dan ayrılması Osmanlı'cılık düşüncesinin geçerliliğini yitirmesine neden olmuştur açıkçası. E, Mithat Paşa, Namık Kemal ve Ali Suavi önemli temsilcileri olarak bizim karşımıza geliyor sevgili arkadaşlar. İslamcılık, ümmetçilik, e, dini bir dini birlik devleti ayakta tutabilir düşüncesiyle harekete geçiyorlar. Dolayısıyla da dini millet olmanın en önemli unsuru olarak. E, görüyorlar. ve Dolayısıyla da bu şekilde Osmanlı'nın varlığını devam ettireceğini düşünmüşlerdir. Ama Birinci Dünya Savaşı sırasında halifenin cihat çağrısına rağmen Arapların e, özellikle İngilizlerin kışkırtmasıyla e, isyan etmesi İslamcılık düşüncesinin e, geçerliliğini yitirdiğine ve Araplar arasında e, ümmetçilik yerine milliyetçiliğin önem, önem kazandığına bir kanıttır aslında. Mehmet Akif Ersoy, Said Halim Paşa, Cemalettin Afgani önemli temsilcileri arasındadır. Türkçülük Türkleri milli bir duygu e, ile birleştirerek Osmanlı e, bayrağı altında kuvvetli bir unsur olarak yeniden dünya devletleri arasında dahil etmeyi aslında hedeflemiştir. Dilde Türkçülük paralasıyla hareket ederek Türk tarihini, Türk uygarlığını geliştirip dünyaya duyurmak e, tabii ki hedefleri arasındadır. Balkan savaşları sonucunda Osmanlı aydınları ve toplumu arasında yayılmıştır arkadaşlar. E, bu Türkçülük akımı, milliyetçilik diyelim hatta Ziya Gökalp. Ömer Seyfettin, Mehmet Emin Yurdakul önemli temsilcileri önemli temsilciler arasındadır ve tabii ki e, kurtuluş savaşımızın bizim yegane fikir akımı zaten Türkçülük, milliyetçiliktir. Batıcılık Türk toplumunda batıda gelişen düşünce ve yönetim biçimini, yaşam tarzını eee yerleştirmeyi aslında hedeflemiştir ve bu şekilde ülkenin gelişeceğini, kalkınacağını düşünmüşlerdir. Batının sadece bilim ve tekniğin alınması gerektiğini savunan bu anlayış, yeni Türk devletinin temel taşlarından biri olmuştur. Tabii ki Atatürk inkılaplarında da bunu görüyoruz ilkelerinde. Batı'nın bilim ve tekniğini alacağız. Öz temel kendi içimizden çıkmalıdır Mustafa Kemal'in dediği gibi. Tevfik Fikret, Celal Nuri, Abdullah Cevdet önemli temsilcileri arasında gösterilebilir. Gelelim Adem Merkeziyetçiliği. Bu fikri savunan Prens Sabahattin ve kardeşi Prens Lütfullah gibi kimseler eyalet sistemine geçilmesini, ekonomide liberal özgürlükçü politikalar takip edilmesini, devletin e, her alanda daha geri, geri planda tutulmasını aslında savunmuşlardır. Ama çok fazla bir taraftar bulamamıştır. Evet arkadaşlar burada tanzimat dönemi fikir akımı olarak önem kazanan Osmanlıcılık düşüncesi amaçlarından hangilerinin yerleşmesini sağlamaya yöneliktir. Bu fikir akımları devletin dağılmasını engellemeye yöneliktir. Birlik ve beraberliği korumaya yöneliktir. O yüzden de kesinlikle biri alırız. Devlet, millet, ülke bütününü korumak bu da var. Azınlık isyanlarına son vermek. Böylece de herkes bir ve eşit kabul edileceği için ülkede azınlıklar da isyan etmeyecektir diye düşünülüyor. O yüzden de her üç öncül de doğrudur sevgili arkadaşlar. Gelelim Osmanlı devletindeki bir diğer önemli konuya darbelere. Şimdi burada önce 1876 darbesinden bahsedelim. Genç Osmanlılar e, cemiyetinin burada meşrutiyeti ilan etmemekte e, ısrar eden Abdülaziz'e karşı aslında düzenledikleri bir darbedir. E, Sultan Abdülaziz her alanda egemen olmak amacıyla sözünden tık e, yani çıkmayacağını düşündüğü e, Mahmut Nedim Paşa'yı Sadrazamlığa getiriyor ve meşrutiyete taraf olanları e, görevlerinden uzaklaştırıyor. Şimdi ser askerlik görevinden alınan Hüseyin Avni Paşa da bunlardan bir tanesi. Ve e, burada tabii ki daha sonra görevden alınmasına rağmen yeniden sadrazamlığa getirilmek istenen e, Mahmut Nedim Paşa'ya karşı olanların isteği e, Sultan Abdülaziz tarafından e, reddedilince meşrutiyet yanlısı yeni Osmanlılar medrese öğrencilerinde ayaklandırarak Şeyhülislam ve sadrazamın az edilmesini istiyorlar. Üç gün süren ayaklanma üzerine e, Padişah Abdülaziz Hüseyin Avni Paşa'yı, Seraskerli Mithat Paşa'yı Devlet Şurası Başkanlığı'na atamıştır. Ve ordunun Sultan Abdülaziz'e bağlı olduğunu bilen Hüseyin Avni Paşa ayrıntılı bir darbe planı hazırlayarak 5. Murat'ı tahta çıkarmak istemiştir. Ve Padişah'a yapılacak bir saldırıyı önleyecekleri gerekçesiyle 1876'da askerlerin sarayı kuşatmalarıyla darbe girişimi başlamış. Ve Sultan Abdülaziz tahttan indirilerek yerine 5. Murat tahta çıkarılmıştır. 5. Murat en kısa süre Osmanlı tahtında kalan. Padişahdır. 3 ay kalıyor 93 gün ve daha sonra 5. Murat'ta tahttan indirilerek yerine aslında 2. Abdülhamit tahta çıkıyor meşrutiyeti ilan edeceğini söz veren Osman tarihinde devlet adamları tarafından görevden alınan ilk padişah Sultan Abdülaziz'dir bu arada işte bu arada ölüyor yani aynı zamanda öldürülüyor burada farklı bilgiler de veriliyor arkadaşlar çünkü bilekleri kesilmiş bir şekilde bulunuyor öyle bir şekilde intihar etti deniliyor Evet, 1909 darbesine şöyle bakacak olursak, ikinci meşrutiyetin e, ilanından sonra bir kaos ortamı. İttihat-terakki ile hükümet ve muhalefet arasındaki mücadele siyasi ortamı daha da gerginleştiriyor. Bunun üzerine e, Sadrazam işte Hilmi Paşa'nın ilmiye öğrencilerin e, askerden muaf olma ayrıcalığını kaldırması, ordu içinde alaylı ve sub, e, subayların tasfiye süreci görevden alınması, Osmanlı'da başarısız bir darbe girişimiyle sonuçlanmıştır. Burada Serbesti Gazetesi başyazarı Hasan Fehmi'nin öldürülmesi üzerine e, başarısız olan darbe sonrası siyasi iklim daha da kötüleşiyor. Ve 13 Nisan 1909'da Rumi takvime göre 31 Mart 1325'tir. Mila takvime göre 13 Nisan 1909'dur. 31 Mart vakası olarak bilinen bir isyan çıkıyor bu isyan Selanik'ten gelen hareket ordusu tarafından bastırılıyor. Bu durumda ordunun yenilikleri koruduğunu gösteren bir olaydır. Çünkü e, yani ortada bir meşrutiyet karşıtlığı var. E, meşrutiyete karşı bir isyandır 30 bin Mart olayı. Ama Selanik'ten gelen hareket ordusu isyanı bastırmıştır ve ordu yenilikleri yani meşrutiyeti korumuştur. Hatta içinde Mustafa Kemal ve Mahmut Şevket Paşalar var. Osmanlı'da görülen ilk rejim karşıtı aslında isyan 30 bin Mart olayıdır. Bakın daha önceki derslerde çeşitli isyanlardan bahsettim ama hiçbir rejim Karşıtı isyan değildi. Hepsinin farklı amaçları vardı. Hiç kimse bir mutlakiyet rejimini yıkalım demedi. Ama ilk defa rejim karşıtı isyan yani meşruti rejime karşı çıkan isyan bu 31 Mart vakasıdır. Ve bu olay sonucunda 2. Abdülhamit 27 Nisan 1909'da meclisi mebusan kararıyla az edilmiş ve yerine 5. Mehmet Reşat kardeşim tahta çıkartılmıştır. İlk defa Osmanlı devletinde bir e, padişah meclis kararıyla tahtına indirilmiştir arkadaşlar. Şimdi ikinci meşrutiyetin ilanı sonrasında yaşanan 31 Mart vakası özelliklerinden hangilerini yansıtır? Rejim karşı bir isyan mıdır? Evet biraz önce söyledik zaten. Selanik'ten gelen ordu tarafından, hareket ordusu tarafından bastırılıyor. Ve ikinci Abdülhamit'in tahttan azledilmesine ortam hazırlamıştır. O yüzden her üç öncül de doğrudur arkadaşlar. Evet, 31 Mart vakası sonrası kanuni esaslı yapılan bir takım değişiklikler verilmiş burada. Bu değişikliklerle arkadaşlar e, meşruti yönetim daha da güçlendirilmiştir. İkinci meşrutiyet bire göre çok 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 daha demokratiktir. Padişah meclisi açma kapama yetkisi sınırlandırılmıştır e, padişahın mebusları sürgün etmeye etkisine son verilmiştir. Hükümet üyelerinin padişah yerine artık meclise karşı sorumlu olması esaslı belirlenmiştir. Mesela birincisinde padişah meclisi açıp kapatabiliyordu. Burada öyle bir şey yok ikinci meclis, ikinci meşrutiyet döneminde. Birinci meşrutiyette hükümet üyeleri mesela padişah karşı sorumluydu yapmış olduğu işlerde, icraatlarda. Burada ise meclise karşı sorumlu. Dikkat edelim bunlara. Dolayısıyla kanuni esasla yapılan bu değişikliklerle hangisi arasında bir ilişki kurulamaz? ulusal egemenlik anlayışıyla bağdaşan gelişmeler arkadaşlar. Çünkü halkın iradesi ön plana çıkartılıyor. Bakın hep meclis ön plana çıkartılıyor. Padişah meclisi açıp kapama yetkisi elinden alınıyor. Mesela meclise dayalı yönetime geçirmek istenmesi tabii ki buna da ilişkili. Padişah monarşik gücünün zayıflaması ki oldukça zayıfladı ikinci meşrutiyet döneminde. 1876 anayasasında değişiklikler yapıldı görüldüğü gibi. Osmanlı egemenlik anlayışı ilk kez ne zaman değişmişti? 1876'da 1. meşrutiyetin ilanıyla. O yüzden doğru yanıtımız E seçeneği olacak sevgili arkadaşlar. Zaten sorularda böyle ilktir sondur bunlara dikkat edelim çözerken. Ve 1913 darbesi Babali baskını yani. Şimdi İttihat ve Terakki Cemiyeti'ne karşı güçlü bir muhalefet yapan bir parti, bir fırka var. Hürriyet ve İtilaf Fırkası. 1911'de kuruluyor ve yoğun baskı altında 1912 seçimlerine gidiliyor. Tarihe sopalı seçimler olarak geçmiştir. E, hiç hoş olmayan bir ortam. 1912 seçimlerine İttihatçılar kazanıyor. Şimdi İttihatçıların Balkan politikalarını beğenmeyen bir grup asker ve muhalif subay, e, Halaskarlı Zabitan diye geçer. Hükümete bir muhtura veriyorlar. Meclisin dağıtılmasını, Kamil Paşa başkanında yeni bir hükümet kurulmasını bildirmiş ve ittihatçılar bunu kabul etmek zorunda kalmışlardır. Fakat daha sonra Balkan Savaşları yaşanıyor. Bu savaşlarda Osmanlı Devleti başarılı olamıyor. Toprak kayıpları artıyor. Ve siyasi ve askeri zafiyetler yanında tabii ki Avrupalı devletlerin de Osmanlı'ya nota vermesi üzerine Dolmabahçe Sarayı'nda düzenlenen toplantıyı basan iddiaçılar Harbiye Nazırı Nazım Paşa ile onun yaveri, sadaret yaveri ve polis komiserini öldürmüşlerdir. Ee, Enver ve Talat Paşa'nın baskılarıyla Sadrazam Kamil Paşa istifa etmiştir. Çünkü iddiaçlar yenilgiyi Kamil Paşa hükümetinde görüyorlar. İddiaçların teklif ettiği Mahmut Paşa'nın sadrazamlığını Padişah 5. Mehmet Reşat onaylamıştır. Dolayısıyla da bu durum Osmanlı'da hükümet darbesi olarak tarihe geçmiştir diyebiliriz. Ee, yani Babali baskını ile ittihatçılar tam anlamıyla yönetime hakim oldular. Zaten ikinci meşrutiyette yönetimdeler ama tam olarak hakim olmaları ikinci meşrutiyetin, meşrutiyetin ilanından 5 yıl sonra 1913 Babali baskını ile gerçekleşecek. Babali baskını ile İttihat Terakki Partisi'nin yönetimi tamamen ele geçirmesi, Osmanlı'ya bağlı son Balkan topluluğu olan Arnavutların bağımsızlığını ilan etmesi gelişmeleri aşağıdakilerden hangisi esnasında görülmüştür? Birinci Balkan Savaşı'na görülmüştür arkadaşlar. Yani doğru yanıtımız B seçeneği olacaktır. Evet yine çok önemli konuların olduğu bir seansımızın daha sonuna geldik. Sizlere faydalı olması ümidiyle gençler.